bir takım engellerle karşılaşan insanlarla konuşuyoruz. Hayatlarının feri gitmiş, ışığı sönmüş vaziyette, ümitsiz bir halde bulunduklarını görüyoruz. Kendilerine el atıp anlatmak istediğimiz çok hakikatler oluyor. Fakat onlara yaklaşırken ne gibi bir metotla, hangi usullerle yaklaşacağımızı anlatacağımızı da o an kestiremeyebiliyoruz. Yine bize önderlik eden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oluyor. Sahabeden biri bir gün gelip Hazreti Peygamber'e şöyle bir yakınmada bulunuyor. Derdini, kederini açıyor. Biliyorsunuz sahabeler en küçük bir meseleyi bile paylaşmaktan çekinmiyorlardı. Allah Resulü o kadar şefkatli, o kadar merhametli ki sahabelerine, hizmet arkadaşlarına karşı, sohbet arkadaşlarına karşı. Onlar da o kadar kendilerine yakın biliyorlar ki hiçbir meseleyi konuşmaktan, anlatmaktan çekinmemişlerdir. Hatta Efendimizin öyle bir duası olduğunu da hatırlar gibiyim. Allah'ım ben ashabımdan razıyım. Çünkü o kadar güzel sorular sordular ki dinin hiçbir meselesinin gizli kalmasına razı olmadılar. Sordukları sorularla ve aldıkları cevaplarla aydınlatmış oldular bütün asırları, gelecek ümmetleri. Ne kadar sitayişkar, o sahabeleri hakkında ne kadar güzel ifadeler bunlar. Evet, o zat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kalbi katılaşan, duygulanamayan zat şu tavsiye alıyor. Bir yetimin başını okşa, bir insanın kalbini doyur, içinde bir şeylerin kımıldandığını hissedeceksin diyor. Bugün, bu an, şu saniye, belki bir telefonun ucunda bizi bekleyen çok insanlar var. Birilerinin başını okşamak için ille de elimizi onların başına götürmeye gerek yok ya. Kimilerinin çok sevdiğimiz uzaklardaki akrabalarımızı telefonla aramak, kalplerini hoşnut etmek, hatta ve hatta belki de bizi hiç aramayan, vefasızlık etmiş, unutmuş olanlar da var ya, olsun biz arayalım, kalplerini hoşnut edelim, Rabbimizi razı edelim, hatırlarını soralım. Onların geri dönüşümü çok muhteşem oluyor. Kalbimizin içerisinde coşkun bir pınar kaynıyor adeta. Sevdiklerin hürmetine bağışla bizi ya Rabbi. Katılaşan kalbimizi şu kutlu ve mübarek dakikaların hürmetine aç. Evir, çevir. Ya muhavvilel havl vel ahval. Havvil halena ila ahsenil hal. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu muhteşem duasıyla lütfen dualarımızı kabul eyle. Kalplerimizin gelebileceği, varabileceği, dönebileceği ve değişebileceği en güzel hale sok bizi ya Rabbi. Senden kereminle, lütfunla bir muamele bekliyoruz. Affeyle, merhamet eyle Allah. Bugünün ve bu gecenin içerisinde neler gizli olduğunu asla bilmiyoruz. Hayat sürprizlerle dolu. Belki kendi vefatımız, belki bir yakınımızın çocuğunun dünyaya gelişi, müjdeler, hayretler, ibretler, ağlamalar, sevinmeler iç içe. Bir yanda düğün, bir yanda cenaze evi. Bir yanda hayat, bir yanda ölüm iç içe geçiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın güzel bir şiiri vardır, içimde yer eden. Ölüm şifasıdır her üzüntünün diyor. İnsan gerçekten ölümü hatırladığında, bir nefes gibi içine çektiğinde adeta rahatlıyor. İlk başta tereddütler geçirse de o soğuk yüzü yüzüne çarptığında şöyle bir geriye doğru adım attırsa da sevdiklerinin berzah aleminde kabir hayatında 80 trilyon insanın ki belki de çok daha fazla bir rakam Hazreti Adem'den bugüne kadar bir ara rahmetli Profesör Doktor Yılmaz Muslu Hoca bunun matematiksel olarak istatistiki olarak değerlerini ortaya koymuştu. Onu da rahmetle anıyoruz. Diyelim ki 100 trilyon, diyelim ki 200 trilyon insan kainat bir akış halinde ruhlar alemi ana rahmine düşeceklerle dolu, ana rahmi dünyaya dolacaklarla dolu. Ve
dünyadakiler de kendini bekleyen makamlarda, duraklarda, kimi gençlikte, kimi çocuklukta, kimi ihtiyarlıkta ve dolayısıyla kabire doğru akın akın yaklaşmakta. Kabirdekiler mahşere doğru akışı beklemekte. İşte böylesine şiddetli bir akışın, şiddetli bir cereyanın iç içe cereyan ettiği bir alemde yaşamaktayız. Bütün bu olayların ve gelişimin içinden hakkımızda en hayırlısı neyse Rabbimizden onu bize ulaştırmasını, o nimete yaklaştırmasını niyaz ediyoruz. Bilemiyoruz. Hakkımızda ne hayırlı, hakkımızda hayırlı olan bize ne kadar uzak, ne kadar yakın bilemiyoruz. Rabbim, istemeden bu kadar güzel bir hayatı verdin. Elbette istesek ebedi bir hayatı niye vermezsin? Niye vermeyeceksin ki? Sen vaat ettiğin için elbette verirsin. Ama yeter ki biz liyakatımızı imanla, ibadetle, ameli salih ile sana yakınlığımızı gösterebilelim. Düşünün bir kere. Allah insana öyle bir akıl nimeti vermiş ki, insan bu akıl nimetini cennetlere bile değişmez. Akıl olmadıktan sonra cennet olmuş, olmamış ne fark eder ki? Demek ki şöyle bir mukayese ve yorum yapabiliriz kalbimize gelen şüpheyi dağıtmak için. Madem ki bize Rabbim akıl gibi bir nimet vermiş, cennetten dahi üstün bir nimeti vermiş ve iman gibi bir nimet vermiş, cennetten dahi üstün bir nimeti vermiş, öyleyse biz istedikten sonra niye cenneti vermesin ki? Bu şüphe ve tereddüdü giderebilmek için bu mukayeseyi yaptık. Yoksa başka bir şey için değil. Ta ki üzerimizdeki nimetlerin değerini bilelim, takdir edelim. Dışarıdan birisi söylemese bunların bile farkında olmayacağız belki. Bir gözünü yıldızlara, bir elini kainata, bir kolunu, bir tüyünü, bir kainatın herhangi bir işine değişemeyecek kadar kıymetli olan insanın acizlik ve fakirlik içinde yuvarlanmasının sebebi Rabbi ile olan intisabının, alakasının, o nimetin kıymetini takdir edemeyişinden başka bir şey değildir. Rabbi ile beraber olan kainatın en zenginidir, en varlıklısıdır. Çünkü ona abd olan, Allah'a abd olan, o kainat, Allah'ın olan kainat, o kulun da olmuş oluyor. Demek ki hakiki kulluk görevini yapana, Allah'ın mülkü olan kainat, onun da oluyor. Rabbim, bu nimetin de kıymetini bilen, hakikatine eren, hakkını yerine getiren kullarından eylesin. İnşallah. Cennetiyle müşerref eylesin, sevdikleriyle beraber eylesin. Hazreti Peygamber Efendimizin âli ve ashabına, ezvacı tahirata, o temiz ve pak zevcelere, annelerimize, başta Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe'ye, bütün tek tek hepsine selamlar olsun. Onların aziz ve mübarek ruhlarını Rabbim haberdar eylesin. Fatıma validemize de selamlar olsun. Hazreti Hasan'a da, Hazreti Hüseyin'e de, Kerbela'nın tüm şehitlerine de selamlar olsun. Bu mübarek ve kutlu dakikalarda onların da Rabbim yüce ve âli olan ruhlarını ashab-ı kiramın, muhacirinin, ensarin hepsinin ayrı ayrı haberdar eylesin. Bedir'de, Uhud'da şehit düşenlerle beraber bizi haşr eylesin, cem eylesin. Rabbim sevdikleriyle beraber eylesin. İmam-ı Rabbani'lerin, Şah-ı Nakşibendir'in, Mevlana Ridi Bağdadi'lerin, Mevlana Cihat-ı Rumi'lerin, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ashabının güzide temsilcilerinin ve bahusus bu asırdaki hizmetin adeta bel kimi hükmünde olan bütün hizmetlerin adeta çekirdeği hükmünde olan, başlangıcı olan, tohumunu, her şeyin atma çabası gösteren sevgili üstadımıza da Cenab-ı Hak binler rahmet eylesin. Onunla beraber olmayı, bizi de onun etrafında bulunmayı nasip eylesin inşallah. Bütün Allah dostlarına, bütün vefat etmiş yakınlarımıza selam ve rahmet duaları olsun.